Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde, geçen dersimizde öğrendiğimiz algoritma kavramını, günlük hayatta gerçekleştirilen işleri algoritma kullanarak sıraya göre örnekleri inceleyeceğiz. Birinci örneğimizle başlıyoruz. Ayran yapıp bardağı dolduralım. Örneğine bakacağız. Ayran yapmamız için bizim neye ihtiyacımız var? Yoğurt, su ve tuz. Bu, Üç malzemeyi kullanarak da ayran yapacağız, ama sıraya göre yapacağız. Şimdi başlayalım. Geçen dersde öğrendiğimiz gibi ilk komutumuz başla olacak. Başlıyoruz. Yoğurdu kaba koyduk, üzerine su ekledik ve yoğurt ve suyu çırptık. Sonrasında üzerine tuz koyduk ve ayranımız oldu. Bardağı doldurduk. İşlemimiz bitti ve bitir komutuyla da bitirdik devam edelim. İkinci örneğimiz makarna pişirme. Başlayalım. Başladık. Başla kubutuyla. Şimdi tencerede suyu kaynat diyoruz. Daha sonrasında makarna paketini aç. Sonrasında makarnayı kaynayan suyun içine koy. 15 dakika bekle. Makarnayı süzgece dök ve bitir. Şimdi burada şunu incelememiz gerekiyor. İşlemler sırasına göre yapılmış mı? Evet. Şöyle bir şey olsaydı, 4. madde ile 6. maddenin yeri değişmiş olsaydı ne olurdu? Makarna paketini aç, makarna paketini aç, makarnayı süzgece dök. Bu durumda ne oluyor? Makarna pişmeden makarna servise hazır oluyor. Yani hatalı olur. Baştan sona doğru sıralamanın önemi büyüktür. Maddeler hazırlanmış, evet. Baloncuk yapmayla devam edelim. Hepimizin oynadığı bir oyundur. Oynarken bunları aklımıza gelmemiştir ama şimdi sırayla bir neler yapıyoruz bir gözden geçirelim. Başladık. Oyuncağımızın kapağını açıyoruz. Sonrasında kapağın içindeki çubuğu şişeye daldırıyoruz. Sonra çubuğu dikkatlice elimizde tutuyoruz. Hafifçe üflüyoruz. Boloncuklar çıkmaya başlıyor. Ve bitir komutuyla da bitiriyoruz. Evet, şimdi ekmek almaya işlemimizi adımlar halinde yazalım. Çok basit bir şeydir. Göreceğiz. Başla diyoruz. Evden çıkıyoruz. Market doğru yürüyoruz. Market'e giriyoruz. Ekmek reyonunu buluyoruz. Ekmek reyonundan ekmeği alıyoruz. Kasaya gidiyoruz. Ödeme yapıp eve dönüyoruz. Şimdi tekrar edelim geçen ders öğrendiklerimizi. Basit bir dille yazılmış mı? Evet. Herkes anlayabiliyor mu? Evet. Bir karışıklık var mı? Yok. Şu şekilde düşünün. Markete zor yürü ödeme yap. Sıralamasında bir hata olsaydı yine ne olurdu? Hatalı bir çıktı alırdık. Ekmek almadan ödeme yapmış bulunuyoruz. Ki markete girmeden ödeme yapmış bulunuyoruz. Bazı hatalı sonuçlar ortaya çıkar devam edelim. Şimdi demiştik ki bilgisayarda karşımıza çıkar, matematikte karşımıza çıkar, günlük hayatta karşımıza çıkar. Bir de matematikten örnek çözelim. Başla dedik. Üç sayının ortalamasını bul. Şimdi üç sayının ortalamasını nasıl buluruz? Üç tane sayımızın elimizde olması gerekiyor. Birinci sayıya giriyoruz. İkinci sayıya giriyoruz. Üçüncü sayıya giriyoruz. Sayıların üçünü topluyoruz. Daha sonra çıkan sonuç da 3'e bölüyoruz ve sonuç bizim karşımıza çıkıyor ve bitiriyoruz. Matematikte de bu şekilde adımlar halinde çözüm basamaklarını gerçekleştirirsek fırtına kullanmış oluruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.